İşte güzelce temizlendi. Aç bakalım ağzını. Hoppa, aferin yavrum sana. Aman da aman, ne güzel bir torunum varmış benim. Dedesi onu ne çok özlermiş. Ben de seni özlerim dede. Ama ben büyüdükçe sen benden daha az ilgileniyorsun, söyleyeyim. Olur mu yavrum? Ben seninle hep ilgileniyorum. Ben her zaman ne güzel bir torunum var diye düşünüyorum ya. Yarın hamburger yemeye gidelim mi dede? Gideriz yavrum, gideriz. Annem baban nerede? Ev tutmaya gittiler ama hala gelmediler. Ev tutmaya mı? Evet, annem para biriktirmiş. Merak etme, baban yer o parayı. Hayır. Hadi ama Hulya, hadi. Al şunu. Merhabalar babacığım. Merhaba baba. Hoş geldiniz. Verin elinizi öpeyim babacığım. Ne oldu, ev tutmaya gitmişsiniz, tuttunuz mu? Tutamadık baba. Evet tutamadık ama bir sor bakalım, bir niye tutamadık Hulya? Soruyorum damat, niye tutamadınız? Ben bir içeri Hulya'ya bakayım babacığım. Görüyorsun değil mi kızım? Dedene hiçbir şey söylemiyorlar bu evde. Vallahi bana da söylemiyorlar dede. Buyur canım. Sağ ol hayatım. Afiyet olsun. Ama yaptığım hesaplara göre bu işte çok para var Hulya. Görmüyor musun? Emlakçılar oturdukları yerden dünyanın parasını kazanıyorlar. Oturdukları yerden para kazanmıyorlar Kadir. Çalışıyor adamlar. Deli gibi dolaşıyorlar bütün gün. Evet, dolaşıyorlar. Biniyorlar arabaya, müşteriyi götürüyorlar, evi gösteriyorlar. Sonra da yıllık kira bedelinin %12'sini alıyorlar. Çok kolay bir iş. Tam bana göre harika Hulya. Kolay iş yoktur Kadir. Vardır Hulya. O da emlakçılıktır. Mehmet. Efendim. Şey olmuş. Ne olmuş? Şey. Ya söylesene Şükran, kızacağım bir şey mi? Hayır, aksine çok sevineceğim bir şey. Söyle de sevineyim o zaman. İpek var ya hani, kızımız İpek. Abla, annem işi daha senin doğumundan alıyor galiba. Ne olmuş İpek'e? İpek'e şey olmuş. İpek teyzem evleniyormuş dedi. Tevekkili demezler çocuktan al haberi diye. Ne evlenmesiymiş bu? Kimle evleniyormuş? Tanıdığım biriyle. Kim? Tankut. Ceren. Hadi sen içeri git bakayım. Bana ne ya? Tankut kimdi ya? Şey var ya hani Kadir'in askerlik arkadaşı. O kızımızı çok beğenmiş, evlenme teklif etmiş. Kızımız da kabul etmiş ya. Ya bu kız öbür çocuktan daha yeni ayrılmadı mı? Evet ama... Ya erkek milletine zırt pırt evet denir mi? Kızın adı çıkacak be. Çıkmaz Mehmet, niye çıksın? Bohçasını alıp kaçmıyor ya, gelip isteyecekler. Hesap çok basit Hulya. Sendeki parayla bir yer tutuyoruz ve ben cama ilanları asıyorum, sonra da gelsin paralar. Of Kadir ya, o kadar kolay mı? Evet Hulya, bir ev sattığın zaman tam %6 komisyon alıyorsun. Üçü alıcıdan, üçü satıcıdan. Ne eder? %6 komisyon öder. Ben 100 milyara bir ev satsam 6 milyar kazancım olur. Ben bir ayda 10 tane daire satamaz mıyım? Ben o kadar yeteneksiz mi gözüküyorum Hulya? Hayır ama tembel gözüküyorsun. Şimdi o kadar parayla dükkan tutacağız, yine mobilyacı dükkanı gibi kapanıp gidecek. Bu iş farklı Hulya. Bu işin sermayesi sadece dükkan kirası. Hayır Kadir, olmaz. Pekala Hulya. Sendeki o paraya ihtiyacım yok.
O emlakçıyı ben kendim de açabilirim. Ben sana olan aşkımdan dolayı acele ediyorum. Seni bu kadar çok sevmesem köşeyi dönüp o çok istediğin Şişli'deki apartman dairesini almak için acele etmezdim. Kapısına o çok istediğin kırmızı arabayı çekmek için böyle iki ayağımı bir pabuca sokmazdım. Paris'te Nice'de tatil yapabilmek için böyle çırpınmazdım. Ama olsun Hülya, olsun. Ben beklemesini bilirim. Bendeki bu Hülya aşkı olduktan sonra ben ne yapar eder o emlakçıyı açarım. Benim buna gücüm de var, gücüm de var Hülya. Günün birinde başaracağım. Kadir! Hülya! Oh. Ey Mehmet, ne diyorsun? Gelsin istesinler mi kızı? Ressamdı değil mi bu çocuk? Hani abuk subuk bir resim getirmişti. Evet ressamdı. Ama sen o resmine bakma. Öteki resimleri daha güzelmiş ya. Yani gidip bula bula bir ressam buldu değil mi? Başka adam kalmadı. Ressam. Çok ünlü ressamlar var ama dede. Tabii evet. Tablolarına paha biçilemiyor. Evet ama öldükten sonra. Ne diyorsun Mehmet? Kız çok istiyor. Sevmişler birbirlerini ha? Aman aman ne haliniz varsa görün ya. Zaten bu evde hiçbir şey benim istediğim gibi olmaz ki. Hep kendi bildiğinizi okursunuz. Bizanslısınız siz, Bizans. Babacığım, size bir şey söyleyebilir miyim? Söylemeyin efendim, söylemeyin. Bu evde bana söylenen her şey abuk sabuk oluyor. Söylemeyin. Anneciğim, biz emlakçı açıyoruz. Emlakçı mı? Evet anneciğim, emlakçı. Hülya'nın Hülünü alıyoruz, Kadir'in K'sını alıyoruz. Hülka, gayrimenkul danışmanlık, reklam, turizm, pazarlama, ticaret aşeyi vücuda getiriyoruz anneciğim.